Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Mart 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Mart ayı 2024'ün önemli aylarından birisi. 25 Mart'ta meydana gelecek ay tutulması ve önümüzdeki Nisan'da yaşayacağımız güneş tutulması önümüzdeki 6 ayı şekillendirecek önemli etkiler barındırıyor. Bu ay güneş ayın 20'sine kadar Balık burcunda parlayacak. 12. evinizde parlayacak. Gezegeniniz Mars 23 Mart'a kadar Kova burcunda bulunacak 11. evinizde. Daha sosyal konularda hareketli olduğunuz bir ay aslında. Bununla birlikte kişisel anlamda kendinizi geliştirmek, şifalandırmak, yaşamanızı düzenlemek için de önemli fırsatlarınız olabilir. 10 Mart'ta Balık burcunun 20 derecesinde yeni ay doğacak 12. evinizde. 12. ev yeni ayları biraz daha geri planda kalan, bilinçaltıyla ilgili, ruhsal konularla ilgili, gizli alanlarla ilgilidir. Ve buradaki yeni ay zaman zaman kontrol edemediğimiz konuları da hayatımıza taşır. Bunlar bilinçaltımızda tuttuğumuz duygularımız, düşüncelerimizle ilgili olabilir veya bizim dışımızda gelişen şartlarla ilgili olabilir. Her durumda 12. ev dolunayları bırakmak, arınmak, yenilenmekle ilgilidir. Evet, bu yeni ay 20 derece Balık burcunda olacak ve daha çok değişken burçlarımızı etkiliyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlarda 20 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa yeni ayın tesirleri sizin için çok daha önemli olabilir. Yeni ayı takip eden günlerde yaşamınızda maddi manevi her alanda iyileşmek için arınmalar yapabilirsiniz. Zararlı bir şeyleri, alışkanlıkları hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Artık gerekliliği kalmamış bazı kavramları geride bırakabilirsiniz. Böyle bir sadeleşmek için, iyileşmek için, güç toplamak için iyi bir yeni ay etkisi olduğunu söyleyebilirim. Çalışma ortamınızdaki ilişkileriniz, genel sağlığınız, diyetiniz, beslenmeniz, günlük alışkanlıklarınız ve benzeri alanlarda da bu yeni ayla birlikte yeni düzenlemeler yapmanız, gerekliyle gereksizi hayatınızda arındırmanız mümkün görünüyor. Özellikle manevi anlamda, ruhsal anlamda arayışlarınız güçlenebilir. Hayatın manevi yönlerini keşfetmeniz, biraz yalnız kalıp içe yönelmeniz, tefekkür etmeniz bu dönemde çok faydalı olabilir. Empati ve yardımlaşma temaları yine çok öne çıkabilir. Sağlıkla ilgili iyileşmek için bazı arayışlarınız varsa, işte yıllık check-up yaptırmak olabilir, bir tedaviye başlamak olabilir, terapi çalışmaları olabilir, bilinçaltı dönüşüm çalışmaları olabilir, diyet, detoks gibi bazı programlar olabilir. Tüm bunları da bu yeni ay ve takip eden günlerde günlük planlarınıza alabilirsiniz sevgili koçlar. Ve bu ay gökyüzünde yine çok önemli bir oluşum var ve özellikle birinci planda da sizi etkiliyor. Şiron biliyorsunuz bir süredir Koç burcunda transitte. Ay düğümleri de Koç terazi aksında şu anda. Şiron'un 50 yıllık bir döngüsü vardır. En son 50 yıl önce Koç burcundaydı ve bu yıl Kuzey düğüm de Koç burcunda olduğu için Kuzey düğümle Şiron'un birleşimi var ki bu 55 yılda bir yaşayacağımız çok ender bir gökyüzü sembolü. Dolayısıyla bunu önemsiyorum. Özellikle ayın başlarından itibaren bu etki yoğunlaşacak. 5, 6, 7 Mart en güçlü etkisini alabileceğimiz zamanlar, ama ayın genelinde aslında bu Şiron Kuzey düğüm kavuşumunu hissedeceğiz. Şiron'un sembolü bir anahtar gibidir ve haritamızın da anahtarı gibidir aslında. Yaşamımızda bizim için çözülmesi gereken, fark edilmesi gereken konularla ilgilidir. Mitolojide yaralı şifacı deriz Şiron'a ve Şiron aslında bir kuyruklu yıldız, bir gezegen değil ama özellikle ruhsal gelişimde çok önemlidir sembol olarak astrolojide. Ve işte bu oluşum yaşamınızda gerek fiziksel gerek ruhsal kendinizde hissettiğiniz eksiklikleri, yaraları, hataları keşfetmeniz ve çözüm yolları bulmanız için size önemli ipuçları getirebilir. Genel sağlığınızla ilgilenmeniz için önemli bir ay. Bununla birlikte ruhsal anlamda gelişiminiz için yine önemli bir ayda olduğumuzu söyleyebiliriz. Doğru bilgilerle karşılaşabilirsiniz. Size rehberlik edecek
kişiler karşınıza çıkabilir. Bu bir öğretmen olabilir, bir şifacı olabilir, bir doktor olabilir. Bunları iyi takip etmek gerekiyor. Fiziksel anlamda baş bölgesi, özellikle gözler yine Koç burcuyla sembolize edilir. Eğer böyle kronik bir rahatsızlığınız varsa, sağlıkla ilgili arayışlarınız varsa doğru kişileri bulabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili çözümler üretebilirsiniz. Koç burcu bireyselliği ortaya koymakla ilgilidir. Eğer kendinizi kişisel olarak geri planda hissediyorsanız belki cesaretinizi arttıracak, sizi daha girişken yapıp inisiyatif almanızı sağlayacak koşullar oluşabilir. Kendinizde bu yönleri keşfedebilir, eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Evet, Güneş ayın 20'sinden sonra artık Koç burcuna geçecek ve ilkbahar ekinoksu, bu da önemli bir zaman tabii ki, Güneş'in Koç burcuna geçişi yeni bir astrolojik yılı da başlatıyor ve sizin zamanınızla başlıyor. Bu ay doğan tüm Koç burçlarımızın da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Evet, enerjinizi toplayıp harekete geçeceğiniz çok önemli bir zamandasınız. Geçmişte hesaplaşmalar, işte eksiklerin, hataların tamamlanması, yaraların şifalanması, gerekli olan yardımları bulabileceğiniz, yolunuzu çizebileceğiniz önemli bir zaman. Unutmayın, Nisan ayında, 8 Nisan'da Koç burcunda önemli bir güneş tutulması var. Bu tutulma sizin için çok daha kadersel, önemli etkiler taşıyor. 25 Mart'ta 5 derece terazi burcunda dolunayla birlikte ay tutulması var. Ay tutulmaları sadece bu ayla sınırlı değil, biliyorsunuz. Önümüzdeki Eylül'e kadar aslında bu ay tutulması tesirleri gündemimizde olabilir. En güçlü etkilerini önümüzdeki 1-1,5 aylık süreçte görebiliriz. İlişki evinizdeki ay tutulması ilişkilerinize özellikle burada vurgu yapıyor. Süregelen ilişkilerinizde bazı dönüşümler olabilir. Önemli kararlar verebilirsiniz. Evlilik kararları ya da süregelen bir ilişkide belki bir bitiş, bir tamamlanma da olabilir. Bununla birlikte işbirlikleri, ortaklıklar, hizmet aldığınız kişilerle anlaşmalarınız, sözleşmeleriniz, mahkemeler, davalar, hak arayışları da tabii ki terazi burcu konusudur ve bu ay tutulmasında gündeme gelebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Öncü burçlarımız ve tabii ki Koç burçları çok etkileniyor. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa bunu 0-10 derece arası alabilirsiniz. Bu tutulma sizin için çok önemli, güçlü olabilir. İlişkilerinizde belirleyici olabilir. İlişkileriniz aydınlanırken sizin için gerekli olan, gereksiz olan bazı ilişkileri de bu dolunayla birlikte belirginleşebilir hayatınızda. Belki yol ayrımlarına gidebilirsiniz. Tutulmanın yönetici gezegeni Venüs, Balık burcunda ve Boğa burcundaki Jüpiter'le de güzel bir açı içerisinde, ayrıca karşılıklı ağırlama dediğimiz yine önemli bir görünüm içerisinde. Bu da güçlü. Yani güçlü olduğu kadar şanslı ve kısmetli bir tutulma olduğunu da söyleyebilirim. Yani bu tutulmanın ilişkilerle ilgili size önemli kapıları açması, sizin yararınıza önemli dönüşümlerle karşılaşmanız, farkındalıklar oluşması mümkün görünüyor sevgili koçlar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.